Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Sigma'nın BC1609 model yol bilgisayarını, kutu açılışını ve ön incelemesini yapacağız. Bunun montaj videosunu da geçtiğimiz günlerde izlemiştiniz. Konuyu fazla uzatmadan hemen fiyat bilgisi vereyim arkadaşlar. Türkiye'de yaklaşık 35 ila 40 dolar arasında bir satış fiyatı var bunun. Kabaca şöyle kutusunu inceleyelim. Gördüğünüz gibi çok fazla detay yok. Saat zaten gözümüzün önünde. Yanda özellikleri yazıyor. İşte arka ışık varmış. İki bisiklet için uyumlu. İki farklı teker boyutu için uyumlu ve otomatik tanıyormuş. Burada onu gösteriyor. Kadans sensörümüz varmış. Bilgisayar bağlantısına hazır ürünmüş. Öbür yanında aynı serinin alt modellerini gösteriyor. İşte 1609, 1009 ve 509. Arka tarafında da çeşitli dillerde fonksiyonlarının yazdığı bir bölüm var. Dilerseniz hemen açalım. Sigma bu ürünü 2011 yılında çıkartıp piyasaya sürdü. 2010-2011 arası olması lazım. O arada piyasaya sürdü ve gayet tutulan bir yol bilgisayarı. Orta segmentte sporla, bisikletle uğraşan insanlar için tasarlanmış bir yol bilgisayarı bu. Daha üst modelleri de var tabi. Fiyat arttıkça özellikler de artıyor. Saati ayıralım. Kutusunun içerisinden bakalım neler çıkıyor. Bir tane kullanma kılavuzu çıktı. Sanırım Türkçe yok bunun içerisinde. Hayır, varmış. Türkçe kullanma kılavuzu da var. Bir tane kurulum kılavuzu çıktı. Resimli anlatımı olan. Yol bilgisayarını çalıştırmak için pil ve bağlantı aparatları. Sigma veri merkezi için %50 indirim vermişler. Burada yol bilgisayarının bütün verilerini internette atıp saklayabiliyorsunuz. Bisiklet bağlantı aparatı. Arkadaşlar Sigma'nın iki tane 1609 modeli var. Bu gördüğünüz normal 1609, bir de bunun bir üst modeli 1609 STS denilen bir model. O da kablosuz veri aktarıyor. İkinci bisiklete bağlamak için mount kısmı opsiyonel arkadaşlar. Onu siz kendiniz almanız gerekecek. İkinci bir bisiklet için kullanacaksanız. Bağlantı için iki tane O-ring çıktı. Ve lastiğimize takacak olduğumuz mıknatıs. Hemen arka tarafında pil yuvası var. Arkadaşlar bu su geçirmeyen bir model. Aynı zamanda buna kadans sensörü de takılabiliyor. Ancak o opsiyonel, onu harcan almanız gerekecek. Fonksiyonlarını sayacak olursak az önce de belirttim. 7 tam metin karakter desteğine sahip. İşte ayarlanabilir iki tane teker çapı var. Yani iki bisiklet için ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz ve iki bisikletin toplam kilometrelerini, toplam mesafelerini ayrı ayrı ölçüp ayrı ayrı hafızasını alıyor. Ve mesela ikinci bisiklette kullanıyorsunuz, ikinci bisikleti de otomatik olarak tanıyor. Otomatik başlama, otomatik durdurma özelliğine sahip, su geçirmez. Anahtarsız kurulabiliyor arkadaşlar bu yol bilgisayarı. Yani herhangi bir alet edevat olmadan kutunun içerisinden çıkanlarla bu yol bilgisayarını kurabiliyorsunuz. Düşük pil uyarısı var ve arka ışık özelliğine sahip. Bu yol bilgisayarıyla mevcut hızınızı, maksimum hızınızı, ortalama hızınızı, mevcut hızıyla ortalama hızın karşılaştırmasını yapabiliyorsunuz. Günlük yapılan yol, toplam yol ve toplam yol olarak, yani birinci bisiklet ve ikinci bisiklet olarak ayrı ayrı yapılıyor. Günlük yapılan zaman, toplam yapılan zaman, saat, tur zamanı, kronometre, o anki ortam sıcaklığı, mevcut sıcaklığı, kadans ve ortalama kadansı bu yol bilgisayarıyla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse
Saatin üzerindeki şu yan taraflarındaki krom kaplamalar benim çok hoşuma gitmedi. Kısa sürede soyulacak kaplamalar gibi gözüküyor. Kalitesi biraz düşük. Ancak plastik kalitesi gayet tatminkar geldi bana. Gayet güzel gözüküyor. Etiketini çıkartalım. Dilerseniz bataryasını takıp açalım. Batarya poşetinin içerisinden bataryanın takımıyla ilgili bir kılavuz çıktı. Burada da pilin kullanıldıktan sonra nasıl saklanması gerektiğini anlatan küçük bir kılavuz çıktı. Bataryayı takmak için bataryanın eksi kutbu aşağı gelecek şekilde ve kapağı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hemen dil seçenekleri çıktı. Üzerinde iki tane, altında da iki tane düğme var. Pili takar takmaz bize dili seçtirmek istiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 7 tane dil var. Tabii ki içerisinde Türkçe yok. İleride belki yeni modellerde Türkçeyi de tercih ederler. İngilizceyi seçtik. Kilometre veya mil olarak kullanabiliyorsunuz. Burada tekerlek çapları girilecek arkadaşlar. Burada özellikle göstermek istediğim şey var. Burada tekerlek çapını 50 milimetre cinsinden girebileceğiniz gibi burada nasıl yapıldığı anlatılıyor kullanım kılavuzunda. Burada ön tanımlı ayarlardan da herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Örnek olarak ben bunu bir cyclocross bisiklette kullanacağım. Dolayısıyla benim bisikletimin teker çapı 700'e 23C, yani 2133 kodunu gireceğim buradan. Koduna girmek için ayarlar düğmesine tekrar basıyorum, alttaki düğmeye. Soldaki rakamları küçültürken sağdaki büyütüyor. Ne dedik? 700'e 23C 2133. Ayarlayacağız. Sağ alttaki düğme bir yandaki rakama geçiyor arkadaşlar. 2133 yapacağız. Bunu getir. Ayarlama onaylandı. Bir sonraki adım, ikinci bisikletin teker çapını girin diyor. Kullanmak istediğiniz ikinci bisikletin teker çapını. Burada saat, clock dediği saati ayarlayacağımız ekran burası. Şu an saat 15.44. Tekrar sol alttaki düğmeye basıyorum. Ayarı kaydediyorum. Bu birinci bisikletin odometresi, yani total yaptığı süre. Başka bir bisiklet saatinden ayar aktarmak istiyorsanız, orada kaç kilometre yaptıysanız burada o rakamı girerek kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ancak ben sıfırdan başlamasını istiyorum. Bunu da geçiyorum. Odobike 2, yani bu da ikinci bisikletin toplam mesafesine girmek için kullanılıyor. Bunu da geçiyorum. Birinci bisikletin toplam zamanı, ikinci bisikletin toplam zamanı. Burada kontrast dediği bölümde ekranın koyuluk ayarını ayarlıyoruz. Şu an benim pili çok yeni olduğu için kontrastın bir de durması benim için yeterli. Ve menü başa geri döndü. Sol alttaki düğmeye tekrar basılı tutarak 3 saniye ayar ekranını kapattım. Bilgisayarın sağ altındaki düğme ile ana fonksiyonlar arasında geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu kaç kilometre yol yapıldığı, bu yapılan yolculuğun süresi, bu ortalama hız, son sürüşte yapılan maksimum hız, ortalama kadans ve yapılan mesafe geri döndü. Sağ üstteki düğmeye basarsak, burada kadans arasında, kadans sensörünü taktıysak eğer, burada kadansı görebiliyoruz. Bir daha basarsak saat çıkıyor. Bir daha basarsak kronometre. Bir daha basarsak geri sayım sayacı. Ve ortam sıcaklığını gösteriyor. Bu iki bisikletin toplam mesafesini gösteriyor. İki bisiklete toplam kaç kilometre yaptığınızı görüyorsunuz burada arkadaşlar. Bir daha bastığınız zaman toplam zamanı gösteriyor. Ve kadansa geri dönüyor. Sol üstteki düğmeye biraz basılı tutarsak 3 saniye
Hafızaya alınan son gezileri ve son sürüşleri tamamen resetliyor. Kilometre saatini sıfırlıyor. Ancak odometremiz sıfırlanmıyor. Odometre saymaya devam ediyor. O hafızasında tutuyor onları. Bu kilometre saatinin diğer bir güzel özelliği de arkadaşlar, pili çıkarttığınız zaman yaptığınız mesafeler kaybolmuyor. Bilgisayarın hafızasında kalmaya devam ediyor. Bisiklet sporuyla birazcık daha ciddi ilgilenmek isteyen arkadaşlar için ve birden fazla bisiklet kullanan arkadaşlar için bu kilometre saati biçilmiş kaftan. Dolayısıyla yeni bir yol bilgisayarı almak isteyen arkadaşlar için ve bu işte birazcık daha ciddi uğraşan arkadaşlar için Sigma'nın 1609 modeli gayet uygun bir model. Piyasada çeşitli fiyat aralıklarında daha farklı yol bilgisayarları mevcut. Esasında hangisini seçtiğinizin de bir önemi yok. Arkadaşlar, bu videomuzda beraber Sigma'nın 1609 kablolu yol bilgisayarının kutu açılışını ve nasıl kullanıldığını kabaca size anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi ufak derli toplu bir yol bilgisayarı. Bu ürün için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Saatin fonksiyonları konusunda aklınıza takılan herhangi bir soru olursa arkadaşlar alttaki yorum bölümünden sormayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.